Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 7. sınıf 1. ünite beceri temelli soruları çözeceğiz. Videoyu izlemeden önce soruları çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Testin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Başlayalım. 1. sorumuzda look at the chart and answer the question denmiş. Chart tablo demek. Tabloya bakınız ve soruyu cevaplayınız. Önce soru kökümüzü okursak soruda ne istendiğini önceden daha iyi anlayıp biliriz ve sor, soruyu çözerken de bizim için çok kolaylık sağlar. Dolayısıyla önce soru köküne bakalım. Which of the following information does not exist in the text and the chart denmiş. Which of the following aşağıdakilerden hangisi demek information bilgi, aşağıdaki bilgilerden hangisi does not exist exist var olmak, yer almak, bulunmak diyebiliriz. In the text and the chart aşağıdaki bilgilerden hangisi parçada ve tabloda bulunmamaktadır, yer almamaktadır, yoktur diyor. Yukarıda küçük bir tane parça var. Şu kısım The chart below The chart below shows people's frequency of the activities. Diyor ki, aşağıdaki below aşağıda demek aşağıdaki tablo insanların aktivite yapma sıklığını frequency sıklık demek sıklığını göstermektedir. Tablonun başlığında demiş ki older people, yaşlı insanlar and social activity ve sosyal aktivite. Bazı yaş grupları vermiş ve erkek kadın aktivite yapma oranları belirtilmiş tabloda. Şıklardan ilerleyelim bu şekilde soruyu daha rahat çözeriz. Hemen birinci şıkkıma yani A seçeneğine bakıyorum. Men between 63 to 70 ages do less activity than women at the same age group. Demiş ki 63 ila 70 yaş grubundaki erkekler aynı yaş grubundaki bakın at the same age group same aynı demek. Aynı yaş grubundaki kadınlardan less less daha az demekti. Daha az aktivite yapar. 63 ila 70 yaş 70 yaşına bakalım. Yani şu gruba bakalım. Bu grupta erkekler kadınlardan daha az mı aktivite yapıyor? Evet daha az aktivite yapıyor. Yani bu şıkkım doğru. Biz tabloda yer almayan şıkkı bulacağız. B seçeneğine bakalım. Men and women do the same activities in their 70 to 74 ages. 70 ile 74 yaş arasında ki kadın ve erkekler aynı same aynı aktiviteleri yapmaktadırlar demiş. 70 ila 74 yaş arasına bakıyorum. Tabloya bakıyorum. Aktivitelerin yapılmaz yüzdeliği var. Oran olarak yer alıyor. Ama hangi aktivitelerin yapıldığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla aynı aktiviteleri yapıyorlar diyemem. B seçeneği ise ne diyordu? Diyor ki 70 ila 74 yaşındaki erkekler ve kadınlar aynı aktiviteleri yapmaktadırlar. Hangi aktiviteleri yapmakta olduklarını bilmiyorum. Parçadan bunu tespit edemem. Tablodan tespit edemem. O yüzden cevabın B seçeneği bu yer almamaktadır. Men are less active in all age groups than women. Diyor ki erkekler in all age groups all tüm demekti. Tüm yaş gruplarında age yaş zaten. Tüm yaş gruplarında kadınlardan daha az aktiftirler. Bakıyorum evet tüm yaş gruplarında erkekler kadınlardan daha az aktifler. Women do more social activity in their 75 plus years. Diyor ki kadınlar 75 artı yani 75 yaşın üstünde olduğu yıllarda yaşlarda daha fazla sosyal aktiviteler yapıyorlar. Burada kadınları yaş grubu olarak kıyaslayacağım. Baktığım zaman en çok evet 75 yaşın üzerindeyken sosyal aktiviteleri oran olarak daha fazla. Yani bu şıkkım da doğru. Cevabım B seçeneğiydi. Hemen ikinci soruya geçelim. Look at the graphic. Grafiğe bakınız. Read the text. Parçayı okuyunuz. Answer the question. Soruya cevap veriniz denmiş. Soru köküne bakıyorum. Which of the following is correct according to the information above? Below vardı üstteki cümlede. Below aşağıdaki demekti. Above yukarıdaki demek ki yukarıdaki bilgilere göre according to e göre demek. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi correct yani doğrudur? Şuraya bakalım. Hi, my name is Grace. Merhaba, benim adım Grace. I am from Australia and I, I am an exchange student in England. Ben Avustralyalıyım ve ben İngiltere'de bir değişim öğrencisiyim. My best friend at school Anna. Benim okuldaki en iyi arkadaşım Anna. is from Latvia. Let like yani Letonyalı. I have also two close friends from different countries. Diyor, ben ayrıca farklı ülkelerden, different, farklı, farklı ülkelerden two close friends. Close friend, yakın arkadaş. İki yakın arkadaşa sahibim. Ayrıca iki yakın arkadaşım var farklı ülkelerden. Valeria is from Peru. Valeria Perulu. Perulu. And Amahle is from South Africa. Ve Amahle Güney Afrikalı. Şu son cümle çok önemli çünkü bu son cümleyle tabloda kimin kim olduğunu tespit edebileceğim. Son cümlede diyor ki all of our heights all tüm demekti. Our bizim, bizim boylarımızın, height boy demek, boylarımızın tümü reflect just the common women height in our countries. Bizim ülkelerimizdeki yaygın kadın boyunu yansıtmaktadır. Diyor ki tümümüzün boyları Tıpkı ülkelerimizdeki yaygın kadın boyunu yansıtmaktadır. Buradan kimin kim olduğunu anlayabilir miyim? Evet. Çünkü Grace, anlatıcı Grace de Grace diyordu. Ben Avustralyalıyım. O zaman tabloya baktığım zaman zaten tablomun grafiğimin başlığı diyor ki Common female height. Yaygın kadın boyu. Female kadın demek common yaygın demek. Height boy demek. Avustralya. Avustralyalıydı Grace. Çünkü diyordu ben Avustralyalıyım ve bir e, İngiltere'de bir değişim öğrencisiyim. Dolayısıyla şuradaki kişiye Grace diyebilirim boy olarak. En iyi arkadaşım en diyordu Latvia Litvanyalıydı. O zaman Litvanyalı olana şuraya Ena yazabilirim. Valeria Perulu'ydu. Perulu'ydu. Amahle ise Güney Afrikalıydı. O zaman şuraya Valeria and Amahle. Şimdi soruyu çözmem çok daha kolay olacaktır. Şıklara bakalım. Grace is shorter than Amahle and Ana. Grace, Amahle ve Ana'dan daha kısadır. Bakıyorum. Grace şurada Amahle ve Ana'dan daha mı kısadır? Hayır, Ana'dan daha kısa olmasına rağmen Amahle'den daha uzundur. O yüzden bu şıkım yanlış. Doğru olanı correct doğruyu tespit edeceğiz. Anna and Valeria is shorter than Grace. Anna ve Valeria Grace'ten daha kısadır. Bakıyorum. Anna ve Valeria Grace'ten daha mı kısa? Hayır. Sadece Valeria Grace'ten daha kısa. Bunu da eliyorum. Grace is taller than her best friend. Grace en iyi arkadaşından daha uzundur. Grace'in en iyi arkadaşı kimdi? Anna'ydı. Şurada yazıyordu my best friend at school Anna. En iyi arkadaşı Ena'dan daha mı uzun Grace? Bakıyorum. Hayır Ena Grace'den daha uzun. Bu şıkkımı değiliyorum. Sonuncuya bakıyorum. Valeria is the shortest of all. Shortest. En kısa. Diyor ki Valeria tümünün all. Tüm demek tümünün en kısasıdır. Bakıyorum. Evet Valeria en kısa boylu olandır. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Hemen diğer soruya geçiyorum. Look at the information below. Aşağıdaki bilgilere bakınız. And answer the question. Ve soruya cevap veriniz denmiş. Hemen soru köküm Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Tabloya baktığım zaman resimlere neler var? Boyları görüyorum. Age yaşları görüyorum. Weight kiloyu görüyorum ve isimleri var. Şık şık ilerleyelim. Virginia is shorter than Susan. Virginia Susan'dan short, daha kısadır. Bakıyorum Virginia Susan'dan daha mı kısadır? Boylara baktığım zaman evet daha kısadır. Bu şıkkımı eğiliyorum çünkü doğru olmayan şıkkı soruyordu. Peter is older than Mark and Virginia. Peter, Mark ve Virginia'dan daha yaşlıdır. Age'e bakacağım, yaşa bakacağım. Peter 65 yaşında, Virginia 55. Mark ise 30. Evet her ikisinden de daha yaşlıdır. Bu şıkkım da doğru bunu değiliyorum. Susan is younger than Virginia and Mark. Susan Virginia ve Mark'tan daha gençtir. Susan kaç yaşında? 40 yaşında. Mark 30 yaşında, Virginia ise 55 yaşında. Mark'tan daha genç değil, older daha yaşlıdır. Bu şıkkım yanlış. Virginia'dan genç olmasına rağmen Mark'tan daha yanlıştır. Cevabım C seçeneği. Son şıkkımıza da bakalım. Mark is taller than Virginia, Peter and Susan. Mark Virginia, Peter ve Susan'dan daha uzundur denmiş. Bakıyorum. Evet. Üçünden de daha uzun. En uzun boylusu markmış. Dördüncü sormuş. Read the text below and answer the question. Diyor. Aşağıdaki texti yani parçayı okuyunuz ve soruya cevap veriniz. Önce yine soru köküm. Which of the following is suitable for all of them? For için demek. All of them. Onların tümü. Tümü diyebiliriz. Yani yukarıdaki kişilerin tümü. Suitable. Uygun. Diyor, aşağıdakilerden hangisi onların tümü için uygundur? Bazı aktiviteler verilmiş. Sinemaya gitmek, internette sörf yapmak, bisiklet sürmek, yüzmek gibi tümü için uygun olan aktiviteyi bulacağız. Yukarıya dönüyorum. The students below, aşağıdaki öğrenciler, our classmates, sınıf arkadaşlarılar. And they want to do something together after school. After, then, sonra demekti ve kendinden sonraki kısımla birleştiriyorum. Ve onlar okuldan sonra together birlikte bir şeyler yapmak istiyorlar. Bakalım şimdi Louise ne demiş? I am cheerful. Ben neşeliyim. I like making jokes. Şaka yapmaktan keyif alırım. Şaka yapmayı severim. My favorite activity is meeting friends. Benim favori aktivitem arkadaşlarla buluşmak and watching comedy films ve komedi filmleri izlemek. I also also ayrıca I also like swimming in the pool. Ayrıca ben havuzda yüzmekten de keyif alırım. Tom'a bakalım. I am creative and hardworking. Ben yaratıcı ve çalışkanım. I like surfing on the net. İnternette surf yapmayı severim. And reading books. Ve kitap okumayı severim diyor. I enjoy going to the movies. Ben filmlere gitmekten keyif alırım. Enjoy, keyif almak, sevmek. Filme gitmeyi severim. Mark'a bakalım. I am sociable and enjoy joining clubs, listening to music and watching all kinds of films. Ben sosyalim ve kulüplere katılmayı, müzik dinlemeyi, her türlü filmi izlemeyi severim. Her türlü filmi izlemekten keyif alırım. Enjoy all kinds of var burada. All kinds of her tür demek. Kind burada tür, çeşit anlamında. I also like riding a bike with my friends at at weekends. Ben ayrıca hafta sonları arkadaşlarımla bisiklet sürmeyi de severim diyor. Üçüne de baktığımız zaman aslında üçünün de ortak noktası ne? Film izlemek. Üçle film izlemeyi seviyor. O yüzden cevabımız A. Going to the cinema sinemaya gitmek üçü için de uygun olan aktivite budur. B'de surfing on the net internette surf yapmak, internete surf yapmayı sevdiğini söyleyen sadece Tom'du. Riding a bike bisiklet sürmeyi sevdiğini söyleyen sadece Mark'tı. Swimming yüzmeyi sevdiğini söyleyen ise sadece Louise'di. Yes, look at the table and read the text below and answer the question. Tabloya bakınız, parçayı okuyunuz ve soruya cevap veriniz. Çok basit bir soru. Böyle uzun bir tablo olması gözünüzü korkutmasın. Whom should Mr. Long choose? Soru kökünü anladıysak gerisi hemen yapılabilir. Whom? Whom kimi demek? Kime demek? Who kim demek whom ise kimi, kime? Look, ki, Mr. Long by Long kimi choose seçmeli? Choose seçmek. Şimdi yukarıdaki açıklamaya bakıyorum. Mr. Long is a businessman. By Long bir iş adamı. He wants to hire two new employees for his firm. O firm Türkiye'de geçmiş firma şirket. Şirketi için iki yeni çalışan, iki yeni işçi, eleman kiralamak istiyor. Hire kiralamak. He looks for, look for, look bakmak iken look for. Aramak ne arıyormuş? Tall, uzun boylu, slim, zayıf, creative, e, yaratıcı and young people ve genç bir insan arıyormuş. Genç insanlar arıyormuş. İki kişi kiralayacak. Bunlar uzun boylu, zayıf, e, yaratıcı, genç kişiler olacakmış. Tabloya baktığımız zaman zaten soru kökünde ne diyordu? Kimi seçmeli diyordu? Tabloya bakıyoruz. Bu özelliklerde kimler uygunsa onu seçeceğiz. İlk başta ne demişti? Tall, uzun boylu, Uzun boylu olmayanları eliyoruz. Zaten Dave ile Eni hemen eledik. Çünkü onların boyları kısaymış. Height boy demekti. Weight kilo, age yaş, personality kişilik, name isim. Sonra slim zayıf olacak denmiş. Bakıyorum. Bill zaten iki kişiyi seçecekti ya. Aslında tall uzun boylu olanları olmayanları elediğim zaman hemen cevabım da ortaya çıkıyor. Aslında sadece şuradan da soruyu çözebiliriz. Çünkü Bill ve Flip kaldı. Hangi ışıkta Bill ve Philip var? C seçeneğinde cevabı hemen çıktı bile aslında. Sağlamasını da yapalım. Slim zayıf olacakmış. Bill ve Philip'e bakıyorum. Zayıflar mı? Philip için Slim denmiş zaten. Tin denmiş Bill için. Tin ile Slim eş anlamlı. Dolayısıyla o da uyuyor. Creative yaratıcı zaten. Dört elemanda creative yaratıcı. Ve genç olmaları lazım. Yaşlarına bakıyoruz. Bill ve Philip 28'e 19. Hem de gençler tüm özellikler uyuyor. Aslında sadece toldan dahi soru çözülebilir. Evet, altıncı sorumuz. Read the text, look at the visual below. Parçayı okuyunuz. Aşağıdaki görsele, visual, görsel, görsele bakınız. Ve altıncı ile yedinci soruları çözünüz denmiş. Cevaplayınız. Önce soru köküme bakayım. They play a game to guess each other's names. Dökü onlar birbirlerinin isimlerini tahmin etmek için bir oyun oynuyorlar. İç alır birbirine birbirini name isim guess tahmin etmek. Onlar birbirlerinin isimlerini tahmin etmek için bir oyun oynuyorlar. There are three students left. Diyor kalan üç tane öğrenci var. Yani isimleri tahmin edilmemiş 3 öğrenci var. Help Enrique to find out who they are. Enrique'ye onların kim olduğunu bulmaları için yardım et. Kim olduğunu bulması için yardım et. O üç kişiyi bulacağız Enrique'ye yardım edeceğiz. Beşte students with numbers. Öğrencileri numaralarla eşleştir. Hemen bakalım. Üst kısmı şimdi okuyalım. It is the first day of the school at Republic High School for ninth grade students. Diyor sınıf öğrencileri için Republic High School Cumhuriyet Republic demek. Özel isimse çevirmemize gerek yok ama anlamı Cumhuriyet. Cumhuriyet High School lise demek. Cumhuriyet Lisesi'nin lisesinde okulun ilk günü. 9. sınıflar için Cumhuriyet Lisesi'nde okulun ilk günü. The students, are in, the students in the picture are greeting each other. Greet selamlamak. Diyor ki resimdeki öğrenciler each other birbirlerini selamlıyorlar. Şimdi geçelim o, o tire kısımlara yani şuraya. Mark is tall, Mark uzun boylu, he has got short blonde hair, yo kısa, sarı saçları var. He likes cycling and playing basketball. Bisiklet sürmeyi ve basketbol oynamayı seviyormuş. Uzun boylu, kısa sarı saçları olan ve ismi yazılmamış kim var? Bakıyorum ikinci resimde Mark zaten erkek ismi. Hemen ikinin Mark olduğunu tespit edebiliyorum. Uzun boylu, kısa sarı saçları da var. Helen is of middle height. Helen orta boylu. Middle height orta boylu and she has wavy brown hair. Wavy dalgalı, dalgalı kahverengi saçları var. Bilgisayar oyunları oynamak diyor. Playing computer games This is her best activity. Onun en iyi aktivitesidir yani en sevdiği aktivitedir. Helen'in kim olduğu zaten yazılmış. Tony is of middle height and he has dark hair. Dark koyu anlamında burada. Diyor ki Tony orta boyludur ve koyu saçları vardır. Bakıyorum isimleri yazılmamış. Şurada ve şurada iki kişi var. Tony'ye uyan hangisi? Birinci resim. Aten erkek ismi Tony. Diyor ki o He enjoys technology and indoor activities. Teknolojiden ve iç mekan aktivitelerinden keyif alır. Rosa is of middle height. Rosa orta boyludur. She has long blonde hair. Uzun sarı saçları var. She enjoys outdoor activities. Dış mekan aktivitelerinden keyif alır. Rosa Kim, şu üçüncü resim. Evet, uzun sarı saçları var. Orta boylu olduğu yazıyor. Peki ilk sorumuzun cevabı ne olur? 1 2 3 1 Kimdi? Tony, Mark and Rosa. Tony, Mark, Rosa hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Cevabımız A seçeneği. Şimdi ikinci soruya bakalım. According to the information, who can get on well with each other? Each other neydi? Birbirini birbirine kim diyor birbiri ile get on well. Get on well iyi geçinmek. Kim birbiriyle iyi geçinebilir? Yukarıdaki bilgilere göre according to e göreydi. Şimdi ise şu öğrencilerle ilgili olan bilgilerin ikinci cümleleri. Yani şu kısımlar beni ilgilendiren kısımlar. Çünkü burada onların yaptıkmayı sevdikleri aktivitelerden falan bahsetmiş. Bakıyorum Mark bisiklet sürmeyi dışarıda basketbol dışarı yok da diyor basketbol oynamayı sever bisiklet sürmeyi sever Helen ne yapıyordu bilgisayar oyunları oynamak onun en sevdiği aktiviteydi Tony'nin en sevdiği aktiviteler iç mekan aktiviteleri ve teknolojiden keyif alıyordu Rosa ise dış mekan aktivitelerinden keyif alıyordu o zaman ben diyebilirim ki Mark ve Rosa birbiriyle iyi geçinebilir Çünkü bunlar dış mekan aktivitelerini seviyorlar ee, Helen ile Tony ise birbiri bu Helen ve Tony de birbiriyle iyi geçinebilir. Çünkü onlar teknoloji tarzı şeyleri seviyorlar. İç mekan aktiviteleri daha doğru onların sevdiği aktiviteler arasında. O yüzden bakacağım. Cevaplar arasında Mark ve Rosa ile Helen ve Tony. Bu ikililer varsa cevaplarım onlardan birisi olacak. Bakalım Mark ve Rosa var mı? Var. O yüzden cevabım B seçeneği. Peki Helen ile Tony var mı? Bakıyorum Tony ile Helen yok. Zaten o ikisi de olsaydı sorumuz doğru olmazdı. Hemen 8. soruya geçiyoruz. 8. soru çok basit bir soru. Which of the following does not complete the conversation above? Complete tamamlamak demek. Diyor yukarıdaki conversation konuşma, diyalog, diyaloğu aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz? Konuşmaya bakalım. Do you know that girl over there? Diyor ki sen over there, over there oradaki, oradaki kızı tanıyor musun? Do you know that girl over there? No bilmek demek, tanımak demek. No I don't, hayır bilmiyorum. Who is she? O kimdir diyor. Tanımıyorum o kimdir. Her name is Emily. Onun adı Emily. I don't like her at all. I don't like her at all. Ben onu hiç sevmiyorum at all. All neydi? All tüm demek, her demek. Ama at all hiç demek. Anlamı değişiyor bu bir kalıp. etol hiç demek. All ise tüm demek. Diyor ki ben onu hiç sevmiyorum. Neden? Şey bla bla o nokta noktadır demiş. Hangi seçeneğin tabloyu cümleyi tamamlamadığını konuşmayı tamamlamadığını bulacağız. Onu sevmediğinden bahsetmişim Mary. Dolayısıyla olumsuz bir cümle olacak. Olumlu bir cümle varsa cevabım ise o olacak. Çünkü parçayı diyaloğu tamamlamayan cümleyi bulacağız. Bakalım she never tells a lie. Tell a lie. Tell söylemek lie yalan demek. O asla never asla asla yalan söylemez. O asla yalan söylemiyorsa bunun Mary'nin Emily'yi sevmeme nedeni olamaz. Bu kötü bir şey değildir. O yüzden cevabım hemen çıktı. A seçeneği B'ye bakalım. She doesn't share anything. O hiçbir şey paylaşmaz. Share paylaşmak anything hiçbir şey bu cümledeki anlamı o hiçbir şey paylaşmıyorsa bu diyaloğu tamamlar. Onu sevmiyordur bu sebeple. C de she always thinks about herself. About hakkında herself kendi o daima kendi hakkında düşünür. Yani kendisini düşünür demek istiyor. O daima kendisini düşünüyorsa bu da tamamlayabilir diyaloğu. Bunu değiliyorum. She hardly ever says please or thank you. Hardly ever. Hardly ever neredeyse hiç demek. O neredeyse hiç lütfen ya da teşekkür ederim demez. Bu da tamamlayabilir. Dolayısıyla cevabı ma seçeneği o asla yalan söylemez. Bu güzel bir şeydir. Burada Mary'nin Emily'yi sevmeme sebebi olamaz. Hemen dokuzuncu sorumuz. Here are Mary's and Fred's music lists. Burada diyor Mary'nin ve Fred'in müzik listeleri var. The song's name, şuradaki kesme işareti ın, in demek. Şarkıların isimleri, reflect their personalities, onların kişiliklerini yansıtmaktadır. Look at them, onlara bakınız and answer the question ve soruya cevap veriniz. Sorumuz ne? Which of the following is correct according to their music list? Onların müzik listelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şu müzik listelerine bakalım. Maryam kendi müzik listesinde diyor ki love people, insanları sevin. Be generous in love. Sevgide cömert ol. Don't lie. Yalan söyleme. Smile around. Etrafına gülümse. Work, work hard. Çalış. Sıkı çalış diyor. Çok çalış. Fred'inkine bakalım. Don't know. Bilmiyorum. Selfish man. Bencil adam. Silly dog. Aptal köpek. Can't wait. Bekleyemiyorum. Stubborn boy. inatçı çocuk. Şimdi bakalım cümlelere. A'da diyor ki they both like sharing things. Both İkisi de demek hem anlamı da var, ikisi de anlamı var. Diyor onların ikisi de bir şeyler paylaşmayı seviyorlar. Baktığımız zaman her ikisi de bir şeyler paylaşmayı seviyor diyemeyiz. Çünkü Fred'in müzik listesinde selfish man var. Yani bencil adam. Bu şıkkımı eliyorum. They are different in personality. Onlar personality. Kişilik demek zaten. Different farklı. Onlar kişilik olarak farklılar. Evet. Her ikisinin de farklı e, her ikisinde dinlediği şarkıların isimleri çok çok birbirine zıt isimler neredeyse. Yani o yüzden her ikisi kişilik olarak farklı. Cevabım Bursa. C'ye baktığımız zaman Fred is patient. Patient sabırlı demek. But Mary is impatient. Ama Mary sabırsızdır. Fred'in sabırlı olduğunu söyleyemem. Çünkü şurada can't wait vardı. Bekleyemem diyordu. O yüzden C seçeneğini de eliyoruz. Mary için zaten böyle bir özellikle ilgili herhangi bir sıfat yok. Mary is dishonest. Mary dishonest. Honest dürüst demek. Dishonest ise dürüst olmayan. Mary dürüst değildir. Ama Fred dürüst bir kişidir demiş. Mary için dürüst değildir diyemeyiz. Çünkü o ne diyordu? Don't lie. Yalan söyleme. O yüzden bunu da eliyoruz. 10. sorumuz Read the information and answer the question. Bilgiyi okuyunuz ve soruya cevap veriniz. Bu kız, bu erkek çocuk hakkında ne demiş, ne düşünmüş? He never thinks others and shares. Gerçi önce soru kökümüzü okuyalım demiştik ki, which of the following describes the boy? Describe tanımlamak. Hangi aşağıdakilerden hangisi diyor çocuğu tanımlar? Boy çocuk. He never thinks others and shares. Burada ne diyor? O asla başkalarını düşünmez ve paylaşmaz. O zaman nedir bu? Bencildir. Şıklara bakalım. Generous, cömert, stubborn, inatçı, well built, iyi, yapılı, selfish, bencil. Cevabımız E seçeneği. 11. sorumuz. Soru da diyor ki Did the text and answer the question. Parçayı okuyunuz. Soruya cevap veriniz. Soru kökümüze which bag should Philip choose denmiş. Which hangi, hangisi, hangi çantayı Philip seçmeli? Yukarıdaki açıklamaya bakalım. Steve makes friends easily. Steve kolaylıkla arkadaş edinir and helps people ve insanlara yardım eder. Also ayrıca he always smiles and looks very happy. O daima gülümser ve çok mutlu görünür. But he never changes his mind. He never changes his mind. Şurada change mind var. Change mind. Change mind fikrini değiştirmek fikir değiştirmek. O asla fikir değiştirmez. Asla fikrini değiştirmez. Philip is Steve's best friend. Philip, Steve'in en iyi arkadaşıdır. And he wants to give Steve a bag that reflects his personality. Ve o Steve'e onun kişiliğini yansıtan bir çanta vermek istiyor. Yani özelliklerini yukarıda söyledi zaten. Buna göre hangi çantayı seçmeli Philip? Bakıyoruz çantaların üzerindeki sıfatlara bakalım. Selfish bencil, generous cömert, shy utangaç, creative yaratıcı, forgetful unutkan, funny komik, outgoing sosyal, thoughtful düşünceli, stubborn inatçı, honest dürüst, punctual dakik, nervous gergin. Hangisi olur? Cevabımız C seçeneği olur. Çünkü outgoing sosyal de Steve kolaylıkla arkadaş edinebiliyordu. Thoughtful, düşünceliydi. Başka insanlara yardım ediyordu. Stubborn, inatçıydı. Çünkü he never change his mind. Asla fikrini değiştirmiyordu. Tam Steve'in özelliklerine uygun olan sıfatların üzerinde bulunduğu çanta C seçeneği. 12. sormuş. Which actress are they talking about? Denmiş. Şurada read the conversation. Diyaloğu okuyoruz. ve soruya cevap veriniz. Soru da which actress are they talking about? Onlar hangi kadın oyuncu, actress kadın oyuncu hakkında konuşuyorlar? Ricardo ne sormuş? Ya da Ricardo bu da İspanyolca bir isim muhtemelen. Ricardo diyelim. What does the new actress look like? Look like, look like varsa dış görünüşünü soruyor. Look like dış görünüşünü soruyordur. Bir look like varsa dış görünüşünü soruyor. What does the new actress look like? Yeni kadın oyuncu nasıl görünüyor? Mr Burton ne demiş? She is of medium height o or orta boylu and she is slim ve zayıf. She has long straight blonde hair. Onun düz sarı saçları var, uzun düz sarı saçları var. Resme uyan hangi actress? Bakıyoruz uzun düz sarı saçları, orta boylu ve zayıf olan B seçeneğindeki görsel. 13. sormuş. Which question completes the conversation above? Hangi soru yukarıdaki diyaloğu tamamlar? Dennis'in verdiği cevaba bakalım. He is friendly and generous. O arkadaş canlısı ve cömerttir. Bu şekilde cevap vermişse Alex neyi sormuştur? Dış görünüşünü mü, kişiliğini mi, kişiliğini sormuştur. Çünkü arkadaş canlısı ve cömert olduğundan bahsediyor Deniz. Şıklara bakalım. What does he look like? Look like neydi? Dış görünüşünü soruyordu. Buradaki arkada canlısı ve cömert olması ise kişilik özelliği ile ilgili sıfatlar. O yüzden A seçeneğini eliyorum. Ve de where does he go? O nereye gider? Bu zaten hiç uymuyor. What is he like? What ile başlayan bir cümle. İsim cümlesi emizar var ve devamında da like var. Bu soru what is he like? O nasıldır? O kişilik olarak nasıl birisidir demektir. Burada cevabımız C seçeneği oluyor. O nasıl birisidir? He is friendly and generous. O arkadaş canlısı ve cömerttir. What ile başlıyorsa soru. Emizar isim cümlesi. Devamında like varsa buradaki like hoşlanmak, sevmek anlamında değildir. Burada cümle kişiliği soruyordur. O nasıldır? D seçeneğinde de diyor ki who is he? O kimdir? Bu da kim olduğunu söylememiz zaten cevapta. Sadece kişilik özelliklerinden bahsetmiş. Cevabımız C seçeneği. 14. sorumuz Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar yine denmiş? Alice demiş ki Do you remember my sister? Remember, hatırlamak. Kız kardeşimi hatırlıyor musun? Linda, what does she look like? Look, look like A ne demiştik? Dış görünüşü soruyordu. O nasıl görünüyor? Devamındaki cümlede dış görünüşü niteleyen sıfatlardan oluşmalı. A'ya bakıyoruz. She is very generous. O çok cömerttir. Cömert olmak personality yani kişilik özelliği ifade eden bir sıfat. Bunu ediyorum. She is sometimes clumsy. Clumsy sakar. O bazen sakardır. Bu da dış görünüş değil. Kişilik özelliği. Bunu da ediyorum. She is of medium height and weight. O orta boylu ve orta kiloludur. Bu dış görünüşü niteliyor. Cevabım C seçeneği. She likes spending time with friends. O arkadaşlarıyla spend time, spend time vakit geçirmek, vakit geçirmeyi seviyor. Bu da dış görünüşü ifade eden bir cümle değil. Cevabımız C seçeneği. 15. sorumuzda demiş ki look at chart yani tabloya bakınız and answer the question ve soruya cevap veriniz. Soru kökümüze bakalım. Linda is studying appearance and personality unit. Linda dış görünüş ve kişilik ünitesine çalışmaktadır. She is making a vocabulary table to learn them. Onları öğrenmek için bir kelimeler tablosu yapıyor. Bu vocabulary kelimeler. But she is making some mistakes. Mistake, hata, yanlış. Ama bazı hatalar yapıyor. Find the odd one according to the categories. Kategorilere göre farklı olanı, tuhaf olanı, sıra dışı olanı, yanlış olanı bulacağız. Odd, farklı, yan, tuhaf, sıra dışı diyebiliriz. İnceleyelim şimdi Linda'nın yaptığı tabloyu. Appearance dış görünüş özelliği olarak hangi sıfatları koymuş? Slim, zayıf olur. Green eyes yeşil gözlü olur. Honest, dürüst dürüst olmak dış görünüş sıfatı değildir. Bu yanlış yazılmış. Tall uzun boylu evet. Black hair siyah saç, saç well built iyi yapılı. Honest, zaten şu, şu anısta bakarsak hemen soru çözülüyor. Çünkü anısla başlayan tek bir tane şıkkım var. Cevabım C seçeneği olur. Yine de bir sağlamasını yapalım. Personality kişiliğe bakalım. Kişilik olarak hardworking, çalışkan, punctual, dakik, selfish, bencil, plum, plum, tombul, tıknaz, forgetful, unutkan, generous, cömert. Plum dış görünüş sıfatı değildir. Bu pardon plum kişilik kişilik özelliklerini niteleyen bir sıfat değildir. Dış görünüşü niteleyen bir sıfattır. Tombul olmak. O yüzden o olacak. ikinci sütunda yanlış yazdığı. Hobbies, hobilere bakalım. Surfing on the net, internette surf yapmak. Riding a bike, bisiklet sürmek. Listening to music, müzik dinlemek. Cycling, bisiklet sürmek. Reading a book, reading book, kitap okumak. Easy going, buradaki go'yu gördüğünüz zaman gitmek diye düşünmeyin. Easy going bir bütündür ve uyumlu, uysal demek. Yani yumuşak huylu, uyumlu. Bu da dış görünüşün şey, personality, kişiliği niteleyen bir sıfattır. Yani böyle baktığımız zaman cevabımız honest, plump, easy going C seçeneği. 16. sormuş. Kim's friends don't like her because she blah blah. Yine parçayı okuyup soruları soruyu cevaplamamız isteniyor. Soru kökünde diyor kimin arkadaşları kims kesme işareti s neydi n diyebiliriz. Kimin arkadaşları tabi her kesme işareti s gördüğümüzde bu demek değildir is de, has de bu şekilde yazılabilir. Kimin arkadaşları diyor onu sevmiyor. Yani kimi sevmiyor. Çünkü o nokta nokta. Bakalım şimdi paragrafa neden sevmiyorlarmış kimi. Kim is tall and slim with long wavy hair and green eyes. Kim uzun boyludur. Diyor uzun dalgalı saçlarıyla zayıftır diyor. Uzun dalgalı saçlı ve zayıftır. Yeşil gözleri vardır. She is cheerful, neşelidir, but she has some problems with her friends, ama arkadaşlarıyla bazı sorunları var. She sometimes tells lies, o bazen yalanlar söyler and she can't keep any secrets, ve hiç sır secret sır hiç sır tutamaz. Her friends don't like her so much, so soyu atladık So bu yüzden diyor bu yüzden arkadaşlar onu çok sevmez and they don't want to be close with her ve onunla close yakın olmak istemezler. Demek ki neden sevmiyorlarmış kimi? Çok bazen yalan söylemesi ve hiç sır tutamaması sebebiyle. Şıklara bakalım. A seçeneğinde diyor ki uzun düz saçları vardır. Hani soru kökünde diyordu kimin arkadaşlar onu sevmiyor. Çünkü o böyle şöyle diyordu. O uzun düz saçlara sahiptir. Bu olmaz. Bu sebepten değildi sevmemeleri. She is stubborn and clumsy. O inatçı ve sakardır. Zaten böyle bir ifade geçmiyordu bile. She is outgoing and cheerful. O sosyal ve neşelidir. Bu sebepten de sevilmemesi bahsedilmiyordu. D seçeneğinde diyor ki she shares secrets with others. O başkalarıyla sırları paylaşır. Zaten şurada ne diyordu? She can't keep any secrets. sır tutamaz. O yüzden cevabımız D seçeneği başkalarıyla paylaşıyor. Sırlarını arkadaşlarının. 17. sorumuza bakalım. Yine demiş ki read the conversation diyaloğu okuyunuz. Answer the question soruya cevap veriniz. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi? Diyaloğu tamamlar yine denmiş. I think Maria is very stubborn demiş Sally. Bence Maria çok stubborn çok inatçıdır. Why do you think so? So burada bu yüzden anlamında değil. Diyor ki, neden böyle düşünüyorsun? So böyle anlamında. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Because she blah blah. Çünkü şöyle diyecek. Onun inatçı olduğunu destekleyen bir cümle olması lazım. A'ya bakalım. She always comes late. O daima geç gelir. Hayır bu uymaz. She rarely tidies her room. O nadiren odasını, her room odasını tidy toplamak, toparlamak, nadiren odasını toparlar. Bu da uymaz. She never change her mind. Change of mind neydi? Fikir değiştirmek, fikrini değiştirmek demekti. O asla never, asla fikrini değiştirmez. O yüzden inatçıdır. Stubborn cevabımız C seçeneği. She generally breaks something. O but generally, genellikle, genellikle bir şeyleri kırar. Bu da clumsy olmak yani sakar olmakla ilgili. Cevabımız C seçeneği. Read the text and answer the question. Yine demiş. Parçayı okuyunuz ve soruya cevap veriniz. According to the text above, yukarıdaki parçaya göre Shane and Paul are blah blah. Shane ve Paul nokta noktadır. Bakalım. Shane and Paul have different personalities. Shane ve Paul'un farklı different farklıydı farklı kişilikleri vardır. But ama they really, onlar gerçekten get on well with each other. Birbiriyle iyi geçinirler, iyi anlaşırlar. They have some hobbies in common. In common burada ortak demek. Ortak bazı hobileri vardır. Onların ortak bazı hobileri var. Dolayısıyla Shane ve Paul ne diyebiliriz? A'da stubborn, inatçılar. B'de selfish, benciller. C'de close, yakınlar. D'de funny, komikler birbirine yakınlar diyebiliriz. Close friend yakın arkadaş diyebiliriz. Close'un kapatmak anlamı da var. Ama bu ünitemizde daha çok yakın anlamında geçiyor. Birbirine yakınlar. Çünkü get on well with each other. Birbiriyle çok iyi geçiniyorlar gerçekten. Ve de conversation and answer the question. Diyaloğu okuyunuz. Soruya cevap verin denmiş yine. Which of the following does not complete the conversation? Bu kez demiş ki aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz. Complete tamamlamak ama soru köküm olumsuz tamamlamaz denmiş. Bakalım Fred ne sormuş? Do you know the girl over there? Oradaki kızı tanıyor musun? No, who is she? Hayır, kimdir o? Her name is Gina. Onun adı Gina. What is she like? What is she like? What is she like diye soruyorsa burada neyini soruyordur? Personality. Yani kişiliğini soruyordur. O nasıldır? Nasıl bir kimsedir? What var? Emizar var. Devamında like var. She is blah blah, O nokta noktadır demiş. Kişiliğini niteleyen bir e, sıfatların olmadığı bir şık olacak. Çünkü hangisi tamamlamaz demiş. She is patient and honest. Patient sabırlı. honest dürüst sabırlı ve dürüsttür. Bu uyar bize hangisinin tamamlamadığını soruyor she is easy going o uyumludur uysaldır bu da personality kişilik özelliğini niteleyen bir sıfat generous cömert bu da kişiliği niteliyor well built well built iyi yapılı İyi yapılı dış görünüşünü niteleyen bir sıfat cevabım D seçeneği Evet, look at the chart. Tabloya bakınız. And answer the question. Ve soruya cevap veriniz. Sorumuzda ne sormuş? Which of the following is not correct according to the questions above? Yukarıdaki sorulara göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bu aşağıdaki şıkları yukarıdaki boşluklara yerleştirmeye çalışacağız. Yukarıdaki hiçbir boşluğa yerleşmeyen şıkkımız bizim doğru seçeneğimiz olacak. Bakalım what is she like o nasıldır demiş. Kıza baktığımız zaman utangaç bir ifadesi var. O utangaçtır gibi bir şık buraya uyar. Şıklarımızda she is o utangaçtır. A seçeneği buraya uyar. She is shy ayı eliyorum çünkü bizim için doğru olmayanı soruyor. What does she look like? O nasıl görünüyor? Hem dış görünüşünü sormuş bu soruda ve cevap da ona göre olacak. Bakıyorum she cheerful neşelidir. Neşeli olmak dış görünüş değildir. Bu uymaz. She likes cycling bisiklet sürmeyi sever. Bu da olmaz. She has got short hair. Onun kısa saçları vardır. D seçeneği buraya uyar. She has got Short hair kısa saçları var. Bu şıkkımı da eledim. Geriye iki şıkkım kaldı. Yani D seçeneğimi de eledim. 3'e bakıyorum. What does he like doing? Ona yapmaktan keyif alır? Bisiklet sürüyor. He bla bla. He is cheerful. O neşelidir. He likes cycling. O bisiklet sürmekten keyif alır. C seçeneği de buraya uyar. He likes cycling. Geriye hiçbir yere yerleşmeyen. Cheerful is cheerful seçeneğimiz kaldı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet. Birinci ünitemizin beceri temeli soruları bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Always chase your dreams. See you next time.